Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle Mevlid-i Şerif gecemiz tüm İslam alemi için hayırlı, bereketli ve mübarek olsun. Kadir gecesinden sonra en mübarek gece olarak ifade edilen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı şereflendirdiği gündür. Dolayısıyla bu gecenin feyzinden ve bereketinden istifade etmek de oldukça önemlidir. Bu videomda Mevlid Kandilini en güzel şekilde değerlendirme adına yapılması tavsiye edilen zikir, dua ve ibadetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak videomuza geçmeden önce bu gibi faydalı videolarımızın daha fazla kardeşimize ulaşması adına lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip özellikle yorum yapmayı unutmayınız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke şehrinde miladi 571 yılının 20 Nisan'a denk gelen 12 Rebiül Evvel pazartesi sabahında dünyaya geldi. Dede Abdülmuttalip torununun dünyaya geldiği müjdesini alınca onun şerefine bir ziyafet vermiş, ziyafette ona Muhammed adını koymuş, Allah'ın ve insanların onu hayırla anması için bu ismi verdiğini söylemişti. Arkadaşlar, her cihetiyle önemli olan bu geceyi ibadetle geçirmek oldukça evladır. Kandiller ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan ve zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir. Bu gecede yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım affu mağfirete nail olma, ecru sevap kazanma, bela ve musibetlerden kurtulma ve rızayı ilahiye ulaşma vesileleri vardır ki bunlardan bazılarını maddeler halinde kısaca sizlerle paylaşalım. 1. Gündüzünde oruç tutmak. Resulullah'a pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: "O gün benim doğduğum ve peygamber olduğum, yani bana vahiy geldiği gündür" diyerek bir bakıma bugüne önem atfetmiştir. Bu hadisten yola çıkarak büyükler, Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam doğduğu gün oruç tutmanın müstehap olacağını belirtmişlerdir. 2. Salavat getirmek. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyaya geldiği bu gecede en önemli ibadetlerden biri de ona salavat getirmektir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama salavat getirmeyi Allahu Teala emretmiştir. Ayrıca hadisi şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Netice olarak bu mübarek gecede her Müslüman hiçbir şey yapmasa da ya da hiçbir şey bilmiyorsa da en azından Peygamberimize salat ve selam getirerek ihya edebilir. 3. Kaza namazı ve nafile namaz kılmak. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Namaz gözümün nurudur" buyurmuşlardır. Allah dostları bu gecelerde namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kaza namazı olmayanların da nafile namaz kılması gerektiğini bildirmişlerdir. 4. Kur'an-ı Kerim okumak. Allah dostları mübarek gecelerde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. 5. Tevbe istiğfar etmek. Bir Müslüman her gün günahlardan pişman olarak tevbe etmelidir. Mevlid Kandili de tevbe etmeye vesile olan müstesna gecelerdendir. Zira Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam "Ben günde 100 kere istiğfar ederim" buyurmuşlardır. 6. Dua etmek. Bu mübarek geceler Rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır. Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükretmeyi de unutmamalıyız. Nitekim hadisi şerifte duanın kabul olmasının iki şartından birinin hamd, diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir. 7. Sadaka vermek. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini Allah'ın sevgisine ulaştıracağı da unutulmamalıdır. Bu müstesna gecelerde sadaka vermeye en müsait gecelerdir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın." Arkadaşlar, bu müstesna geceyi hep beraber ihya etmeye gayret gösterelim ki Rabbimizin rahmet ve mağfiretine nail olalım. Rabbim bu gecenin feyzinden ve bereketinden bizleri müstefid eylesin. Amin. Tekrardan gecemiz hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun.